Demirtaş yaptığı açıklamada çözümün muhatabının Erdoğan olduğunu söylemişti. Erdoğan ve AKP iktidarıyla yeni bir hemen seçim öncesi ya da seçim sürecindeki bir dizi siyasal gelişmeyi de etkileyebilecek şekilde bir yeni çözümün işareti ya da haberinin, çözüm sürecinin daha doğrusu işaretinin verilmeye çalışılıp çalışılmadığı konusunda bir açıklığa kavuşturulacak konu var önümüzde diye düşünüyorum hocam. Buyurun. Evet, şimdi ben de aynı şeye işaret etmek istiyorum. Bu Leyla Zana'nın seçimlerden sonra yeni bir açılım sürecine işaret ettiğini ifade eden havası diyelim. Belki çok net kelimelerle bunu böyle benim söylediğim gibi seçimden sonra açılım süreci olacak demiyor ama öyle bir havada konuşuyor ve öyle şeyler sözcüklerini öyle ard arda sıralıyor ki seçimlerden sonra yeni bir açılım sürecinin yeni bir evet açılım süreci o zamanki deyimle işte Kürt barış süreci filan ne derseniz sürecinin söz konusu olduğunu veya bunun beklendiğini veya bunun temaslarının yapıldığını anlıyoruz. Şimdi bu tek başına bir olay değil. Yani Leyla Zana'nın konuşması tek başına bir konuşma değil. Benim de çok saygı duyduğum bir başka Kürt siyasetçi vardır, Ahmet Türk. Onu sanıyorum Merdan Bey, siz de beğenir ve önemsersiniz. Ahmet Türk de kısa bir süre önce Kürt sorununun çözümünde derin devleti ikna edecek olan gücün iktidar olduğunu, muhalefetin böyle bir güce sahip olmadığını ifade etti. Şimdi çok enteresan. Yani derin devlet, derin devletten kasıt nedir? Derin devletten ben söyleyeyim. Ben lafımı esirgemediğimi siz değerli izleyicilerimiz de bilir. Sevgili Merdan Bey de çok iyi bilir. Derin devletten kastedilen şey MİT'tir ve genelkurmaydır. Hatta genelkurmayın da içindeki işte o maalesef basılan ve içindeki bütün sırlar açığa çıkıp yabancılara satılan kozmik oda ve işte o MİT'le işbirliği halinde bir tür güya komünist işgali olursa ona karşı mücadele edecek olan yerli ve milli biraz abartarak söylüyorum çetelerin bulunduğu yerdir. Yani lafı fazla uzatmadan derin devlet dediği şey görünen siyasal partilerin arkasındaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden MİT ve Genelkurmay. Ama artık MİT ve Genelkurmay bağımsız veya öyle görünen siyasal partilerin dışında filan bir şey olmaktan çıktı bitti. Yok öyle bir şey artık. Yani şimdi değerli izleyiciler eğer bu değişmeleri, bu gelişmeleri veya bu geriye gidişleri dikkate almazsanız hiçbir şey anlamazsınız. Yok artık derin devlet filan diye bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Israrla iddia ediyorum. Yok öyle bir derin devlet. Derin devlet dediğiniz şey MİT ise MİT'in başkanı veya müsteşarı olan zat şu anda Dışişleri Bakanı. Ya derin devlet dediğiniz şey eğer yani siyasal iktidardan bağımsız zannediyorsanız şu anda başında şahsın devletini kuran ve şahsın devletini yöneten Cumhurbaşkanı'nın o takım içindeki en nitelikli benim deyimimdir bu olan insan var İbrahim Kalın. Ben bir defa daha tekrarlayayım İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki danışmanlar grubunun veya işte onun birlikte olduğu insanlar grubunun içindeki en niteliklilerden biridir. Belki de birincisidir. Onu MİT'in başına veriyor. Dedikodular vardı. İşte Dışişleri Bakanlığı istemiş de olmamış da ama işte MİT'in başına geçmiş. MİT'in başındaki de Dışişleri Bakanı yapılmış. Çünkü o daha önce ilişkileri sürdürüyormuş filan gibi bir takım dedikodular hepimizin kulağına geliyor. Ama yani bunun sonucunda ben gayet net ve açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki derin devlet filan diye bir şey yok kardeşim. Onların hepsi Recep Tayyip Erdoğan. Şahsın devletini kuran Recep Tayyip Erdoğan. MİT'e de hakim, genelkurmaya da hakim, bilmem kozmik odaya da hakim, dışişlerine de hakim. Derin devlet
sığ devlet, görünen devlet, görünmeyen devlet falan diye bir şeyler yok. Şimdi bu gerçekleri bilerek, bu gerçekleri bilerek yerel seçime baktığımızda çok net olarak bir arka kapı siyaseti görüyoruz. Ön kapıda, ön tarafta iktidar barbar. Sadece PKK'yı değil, DEM Partisi'ni de, yani halkların işte eşitliği ve demokrasi partisini de. Onunla da yetinmeyip DEM'le işbirliği yaptı diye demleniyor, memleniyor diye CHP'yi de ve bütün Kürt yurttaşlarımızı, bütün cumhuriyetçi olan, demokrasiden yana olan, Türkiye'nin tümü bütünlüğü için buna inanan ve bunun için de siyaset yapan Kürt yurttaşlarımızı da zan altında bırakacak bir terörizm suçlaması yapılıyor ön kapı. Ön kapıda bir bakıyorsunuz bar bar bağıran bir takım insanlar. Neredeyse bütün Kürt yurttaşlarımızı teröristlikle suçluyor. Sadece DEM Partisi'ni değil, CHP'yi de, hem DEM'le hem de DEM üzerinden efendim PKK ile işbirliği yapmakla suçluyor. Korkunç bir şey, korkunç bir suçlama. Bunu 14-28 Mayıs'ta da yaptı. Değerli izleyiciler, bunları görmeden bizi hiçbir şey anlamamız mümkün değil. Ön kapıda yapılan politika bu. 14-28 Mayıs seçimlerinde dezenformasyon yaptılar yahu. Kendisine suikast düzenlenmiş PKK tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kandil'deki bilmem liderlerle birlikte gösteren videolar sergilediler. Üstelik de bunu Cumhurbaşkanı destekledi. Recep Tayyip Erdoğan destekledi. Şimdi aynı olay oynanıyor yerel seçimlere giderken. Bakıyorsunuz ya, ben mi diyorum demleniyor diye, demleniyor diyen Cumhurbaşkanı. Üstelik mesela bugün çok üzüldüm Ali Yerlikaya için. Hakikaten üzüldüm. Ali Yerlikaya işte maiyet memurluğundan, kaymakamlıktan gelen bir gerçek bir yönetici ve İstanbul valisi olarak da çok iyi bir izlenim bırakmıştı. O izlenimiyle İçişleri Bakanlığı'na gitti. Kendinden önce Türkiye'yi bir yani adeta operasyon alanı haline getirmiş olan uluslararası örgütlerle, terör örgütleriyle ve kaçakçı örgütleriyle mücadele etti. Neredeyse her gün bir tanesini yakaladı. Aferin filan derken bugün bir baktık ki o değerli Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi ve İçişleri Bakanı olduğumu zannettiğimiz Ali Yerlikaya, İstanbul Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum adına sahalara inmiş. Kendisi adına çok üzüldüm. Hayırlı olsun diyelim. Fakat söylemek istediğim şey şu. Yani Ahmet Türk'ün söylediği derin devleti iktidar ancak ikna edebilir, muhalefet ikna edemez lafı da Leyla Zana'nın çok açık kelimelerle söylenmemiş olmakla birlikte seçim sonrasını filan işaret ederek yeniden bir barış sürecinden, o barış süreci havasından, evet, söz etmesiyle birleştirildiği zaman arka kapıdan iktidarla DEM Parti arasında temasların ve ilişkilerin kurulduğu net olarak anlaşılıyor değerli izleyiciler. Hiç kimse döndürmesin bu lafı. Hiç kimse çevir kazı yanmasın, hani padişah uyanmasın derler. Yok öyle bir şey. Ön kapıda suçlayacaksın, CHP'yi bile suçlayacaksın. DEM'le ve PKK'yla işbirliği yapıyor diye, teröristtir bunlar diye. Kendin arka kapıdan ondan sonra DEM'le ve başka belki PKK'yla, bilemiyorum. Çünkü oturdu Oslo'da, masaya da oturdu, onu biliyoruz. Getirdi Öcalan'ın mektubunu okuttu, kardeşini şeye çıkardı, televizyona, TRT'ye çıkardı. Belki doğrudan onlarla, bilemiyoruz, temas kuracaksa. Olmaz böyle şey. Bunu muhalefetin açıkça anlatması lazım kardeşim. Açıkça. Öyle utangaç filan bir biçimde değil. Aynen böyle laiklik konusundaki utangaçlığını terör konusunda, Kürt konusunda da sürdürürse ondan sonra hiçbir iş ondan çıkmaz tabii. İktidar hepsini alır götürür süpürür. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi başka birkaç daha konu var. Biliyorsunuz hocam, Anayasa Mahkemesi'ne yeni başkan seçildi, Kadir Özkaya. Kadir Özkaya'nın bir özelliği var. Can Atalay